Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda 4. bölümdeki 9. testin çözümünü yapacağız. Karma test, üniversite testi, neyin karması, açıortay ortay, kenar ortay ve açı kenar bağıntılarının karma olan bir testi arkadaşlar. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıdaki şekilde düzlemde bir K noktasında kesen ABCD ve EF doğruları verilmiştir. EF doğrusu düzeninden alınan bir P noktasının AB ve CD doğrularına olan uzakları birbirine eşittir. Evet buradan alınan bir noktadan şu doğruya ve bu doğruya olan uzakları birbirine eşit verilmiş. Bu ister burada olsun ister burada olsun ister burada olsun. Şurada da şu kollara çizilen dikmeler birbirine eşitmiş. Bak ağzımdan kollara çizilen dikmeler birbirine eşittir ifadesi çıktı. Yani bu kollara çizilen dikmeler nerede eşit oluyordu arkadaşlar? Açı ortayda ya da buradaki açı ortay ters açılardan zaten eşit oluyor. O zaman bakıyoruz şimdi. BKF açısı. BKF açısıyla EKC açısı. E, EKC. Neredesin E? EKC açısı birbirine eşittir. Doğru mu? Doğru. Ters açıdan bunlar birbirine eşitledik. Zaten bakın şurada kaçıyla burada kaçı eşit demiş. Gerçekten de eşit çıktı. Doğru mu? Doğru. Sonra EKE e açısıyla EK EKA EKA e, açısı yani burası alfayken FKD açısı FKD açısı burası da alfa Toplamları 90 demiş 2 alfa 90 mı eşit arkadaşlar Bilmiyoruz ki böyle bir şey yok Yani alfa 45 derece diye bir şey yok Yani arkadaşlar burada değil mi E o zaman bu yanlış bir ifade AB diktir CD demiş AB ile CD arasındaki açı Sadece 2 alfa eşit yani 2 alfa 90'a Eşit değil zaten bu da yanlış bir ifade oldu Dolayısıyla cevabımız yalnız bir oldu Birinci soru böylelikle Akçay oldu geldik ki Kenar uzunlukları 4, 6, 8 cm olan şekildeki üçgen kağıdın B köşesi C köşesi ile çakışacak şekilde D boyunca katlanarak ADC dörtgeni elde ediliyor. Evet. Ben bunu böyle katlamışım eski haline geri getireyim. AD bakın CDA doğrusal eski haline dikkat edin arkadaşlar. CDA doğrusal şöyle olacak yani. Yani bizim çektiğimiz, eski şeklimiz şu şekilde arkadaşlar. Katladığımızda bakın dikkat edin şurası B köşesiydi. Sen bunu böyle katladığında B köşesi C köşesine doğru geliyormuş. Katladığınızda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Yani arkadaşlar şöyle bakacak olursanız şu D boyunca katlanıyor ya. Bu kağıtla bu kağıt bakın birbirinin simetri şeklinde olmuş oldu. E peki burada bizden AE uzunluğu isteniyor. Önceden A noktası buradaydı. Arkadaşlar şuradaki AE uzunluğu aslında katlamada. Düşünseniz ya şunu şöyle çizdiğiniz zaman sen bu şekli böyle katladığın zaman bu kesitli çizgiler de üst üste oturmaz mı arkadaşlar? Oturur. Çünkü A köşesi buraya geliyor. E köşesi durduğu yerde AE uzunluğu buradaki AE uzunluğu. Yine birbirine eşittir. E bizden aslında ne isteniliyor? Şu uzunluk isteniliyor arkadaşlar. E, burada katlamada üst üste binen kenarlar da birbirine eşit ya. Yani şunlar birbirine eşit. Bizden kenar ortay uzunluğu isteniliyor. Kosinus teoremiyle falan da yapabilirsiniz yine ama. E, biz bu kenar ortay teoremini de size vermiştik. 2 çarpı x'in karesi neydi? Kolların kareleri toplamı. 4'ün karesi artı 8'in karesi eksi tabanın karesi bölü 2 şeklinde söylemiştik. Yani buradan 2x kare ne geldi arkadaşlar? 16 artı 64 eksi 36 bölü 2'den 18 geldi. 78 60 yaptı. 2x kare 60 ise x kare buradan 30 geldi. Ve x de buradan kaç buluruz? Kök 30 diye buluruz. Bilmenize gerek var mı? Valla bilmiyorum da çok fazla tavsiye de etmiyorum kenar ortay teoremini. Aç ortay teoremini bilin ama e, işimize yarıyor. Sınavda çıkabilir. Bu Çıksa bile kosinüs teoreminden yaparsınız. İki tane kosinüs teoremiyle halledersiniz arkadaşlar olayı. Evet ikinci soru akçay oldu. Geldik üçüncü soruya. Bir geometri dersinde yapılan etkinliğin adımları aşağıdaki gibi verilmiştir. Düzlemde dar açılı bir ABC üçgeni veriliyor. Hemen bir ABC üçgenini çizelim arkadaşlar şöyle. Çiziyoruz. A, B, C çizdik. Sonra ABC üçgenin içine üç kenarı da teğet olacak şekilde bir çember çiziliyor şurada üç kenarı da teğet olacak şekilde bir çember çizilmiş. Arkadaşlar bu işte çemberi işte çemberin merkezi olacak. Neyse çemberin merkezi I diye adlandırılıyormuş. A, I, B, I, C, I doğrular çiziliyormuş. Hocam şunu çizdik, bunu çizdik ve bunu çizdik. Aslında bu nedir? İşte çemberin merkezidir. Bu I noktası ile ilgili hangisi doğrudur? İşte çemberin merkezi dediğimiz nedir? İç açı ortayların kesim noktasıdır. Üçgenin açı ortaylarının kesim noktası oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevap Balıkesir oldu. Bu çünkü şöyle de diyebiliriz hocam. Çemberden de gidebiliriz aslında. Ee, çemberdeki şu yarı çapı çizsen dik olacak. Teğet noktasında bu da dik olacak. Teğet noktasında bu da dik olacak. Dik 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 birbirine eşit. Hocam şu kolları çizilen eşit. Açı ortaydadır bu. Bu da kolları çizilen eşit. Açı ortay olmak zorunda. Bu da açı ortay olmak zorunda arkadaşlar. Sebep ee, çünkü kolları çizilen eşit olduğundan dolayı. Ya da teğet teğet merkezden geçtiği zaman ne oluyordu arkadaşlar? açıortay oluyordu Ondan dolayı iç açıortayların kesim noktası oldu. Cevap balık esir oldu. Geldik dörde. Evet ABC bir üçgen açıortay falan filan verilmiş. Şimdi burada 9 bölü 6 oran var. 9 bölü 6 dediğimiz nedir? 9'u 6'ya oranladığımız zaman 3 bölü 2. Hocam burası direkt 3K iken buraya ne diyebiliriz? 2K diyebiliriz. AD ve BD uzunlukları santimetre cinsinden bir tam sayıdır. Buna göre ABC üçgen çevre uzunluğu santimetre cinsinden en az kaçtır diye soruluyor. Hocam 5K'yı araya alalım o zaman. Şuradaki 5K'yı araya alacak olursak. 9 artı 6 yani 15 ile kaç arasındadır? 9 eksi 6 3 arasındadır. O zaman 3 bölü 5 küçüktür K. O da küçüktür. 3 bu geldi? Evet. Şimdi abi, abi, özellikle demiş şu 2K ve 3K ne demiş? Bir tam sayı demiş. O zaman bunun 3K ve 2K tam sayıysa K da bir tam sayı olmak üzere olmak zorunda daha doğrusu. ABC üçgen çevre uzunluğu en az değerini bulmak için K yerine en az değeri vermek zorundayım. E, 3 bölü 5 birden küçük bir sayı o zaman K yerine en az 1 verebilirim. 1 verdiğimde hocam burası 3 oldu burası da 2 oldu. Bizden çevresi isteniyor. Çevre 9, 6 ve 5'in toplamı isteniyor. E o zaman kaç yapıyor arkadaşlar? 20'ye eşit oldu. Yani cevabımız böylelikle balık balıkesir oldu. Geldik 5'e. Şekildeki bilardo, şekildeki bilardo masasında X ve Y toplarının C köşesindeki deliğe uzakları 90 ve 60 santimetre olarak verilmiş. Masaya konulacak bir Z topunun X ve Y toplarının uzakları sırasıyla 70 ve 40 cm'dir. Şimdi buna göre diyor Z topunun C köşesindeki deliğe en küçük tam sayı değeri nedir diye soruyor. En küçük olması için böyle dışarıda aramayız da içeride bir yerde ararız aslında böyle arkadaşlar. Ama tamam dur aklıma bir şey geldi. Şu, burada X'e olan uzaklığı kaçmış? 70. Y'ye olan uzaklığı kaçmış arkadaşlar? 40 santimetre. Eyvallah. Bizden ne isteniyor? Şuraya olan uzaklığı isteniyor. Şuraya olan uzaklığı isteniyor. Buluruz. Ya hocam bu direkt şu çizginin üstünde olursa bazen doğrusallığı da düşünün arkadaşlar. Bakalım olacak mı? E, doğrusallığı düşünecek şekilde. Hocam şurada olursa ne olacak? Burada olduğunda burası 70. Buraya da uzaklığı. Bakın X'e 70. Buraya da uzaklığı kaç? 40 cm diyor değil mi? Evet o zaman burası ne olur? 20 olur. O zaman bu Z topunun deli olan uzaklığı 20 olur. Ama boşuna mı 60'ı verdi? Bak bakalım. Şurası 60 ya. Hocam bak 20 olamaz. Niye? Üçgen eşitliği sağlanmıyor burada. Bak 20 toplamlarıyla farklar arasında. 20 ile 80 arasında. Bu üçgen de sağlanmadı. Demek ki bu çizgi üzerinde değil. E, diğer çizgi üzerinde olabilir mi hocam? E, o zaman diğer çizgi üzerinde düşünsek. Y'ye olan uzaklığı 40'tı. O zaman buraya yine 20 kalıyor. Buna olan uzaklığı kaç arkadaşım? 70. E, 90. Bak burada da üçgen eşitliği sağlanmıyor. 70 artı 20 ile e, 70 eksi 20 arasında değil 90. Demek ki bu çizgiler üzerinde olmayacak. Ve bu topa deliğe en yakın olacak. Oradaki nokta şöyle bir yerde. Burası 70. Burası da 40. Ancak bu şekilde sağlanıyor. Bazen böyle doğrusallığı da düşünün arkadaşlar. Yani bu düşünce tarzı da önemli tabii ki. Bizden ne isteniyor? Şuradaki uzunluk isteniyor arkadaşlar. Şimdi şuraya bakacak olursak arkadaşım şurada iki tane üçgen eşitliği geldi aslında. X nedir? Ne ile arasındadır? X toplamlarıyla farklar arasında şuradaki üçgende. Yani 9, 7, 16 yani 160 ile kaç arasında? 20 arasında. Peki X öbüründe ne? Hocam 60 eksi 40 ile 60 artı 40 yani 100 ile 20 arasında. E, i̇ki tane aralık geldiği için küçüklerde büyük olan yani her ikisi de zaten 20. 20 ile ne arasında olacak arkadaşlar? 100 arasında olacak. O zaman x ne olacak? 20 ile 100 arasında olacak. En küçük değeri de kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 21 yapıyor. Beşinci soru Edremit oldu ama dediğim gibi bak şu mantığı da öğrenmeniz iyi oldu. Bu doğru üstünde de olabilir. Bazen bunu da denemeniz gerekiyor. Ee, o şekilde de soruda da karşımıza çıkabilirdi. Evet beşinci soruyu böylelikle Edremit bulduk. Geldik altıncı soruya. Matematik dersinde Mustafa öğretmen tahtaya çizdiği bir ABC kenar üçgen için aşağıdaki bilgileri vermiştir. Kenar uzunlukları tam sayı, eşit kenarlardan biri a. Ee, sonra şöyle bir şey vermiş, tepe açısı geniş açı. Ee, tepe açısı geniş açıysa, hocam tepe açısı geniş açı olsun bakalım, şöyle bir üçgen olsun. Şuraya çizeyim. Şöyle bir geniş açılı bir üçgen çizelim. Hocam tepe açısı a açısı olamaz. Niye a'nın karşısı a, b'nin karşısı b, c'nin karşısı c ya? Hocam tepe açısı A olursa eşit kenarlardan şurası geniş açı. Tepe açısı geniş açı demiş çünkü bize. Ee, geniş açının karşısındaki kenarla bu kenar birbirine eşit olamaz. Çünkü geniş açının karşısındaki kenar en uzun kenar olmak zorunda. O zaman burası A olmayacak şekilde sadece buraya A diyelim, buraya B diyelim, buraya C diyelim. O zaman kenar uzunlukları değişti. O zaman ne oldu arkadaşlar? A'nın karşısı A, C'nin karşısı C, B'nin karşısı da B Buradaki en büyük kenar ne oldu? B oldu. Diğer kenarlar A ile C birbirine eşit oldu arkadaşlar. Ya da tam tersi. Buraya A, buraya C diyebilirdiniz arkadaşlar. Bakalım bu şekil tutmazsa onu da değiştiririz. Yani A ile C'nin yerini değiştiririz arkadaşlar. Bakalım eşit kenarlardan biri A demiş. A ile C birbirine eşit. Böyle de bir şey vermiş. Ve kenar uzunlukları da birer tam sayı diye bir şey söylemiş. Hocam A kare artı 21 eşittir B artı C'nin karesi. B artı C'nin karesi. Burada C yerine A mı yazsak? Evet. B artı C yerine A yazacak olursak A'nın karesini eşitmiş. Buradan A kare artı 21 eşittir. B kare artı 2AB artı A kare oldu. A kareler ne oldu? 21 neye eşit oldu? B parantezinde B artı 2A'ya eşit oldu arkadaşlar. Şimdi A, B, C tam sayı demiş ya. O zaman bu çarpan da tam sayı. Yani 21'in katsayısı sayısı olacak değil mi arkadaşlar? Çarpan olacak. Hocam B'ye 1 dersem B'ye 1 dersem o zaman burası 21 yapması için 2A 20 olacak. A kaç olacak? 10 olacak. Ama en büyük kenar hangisi olacaktı? En büyük kenar B olacaktı. B birken A 10 olamaz. Dolayısıyla 1 olmadı. Peki B yerine 2 yazamam. 21'in çarpanlarından biri olacak. 3 yazarsam B yerine 3 yazdığımda e o zaman burası kaç oldu? 3 kere 7 olacak burası. A da kaç oluyor arkadaşlar? 2 mi oluyor? Evet. Bu sağlanıyor mu? B en büyük kenar olmuş oldu. Yani A, B, C'de. A ile C birbirine eşit oldu. A ile C birbirine eşit. Ve kaç arkadaşım? A'yı 2 iki bulduk. 2'ye 2. b de 3 oldu. Bu olay sağlanıyor mu arkadaşlar? Sağlanıyor. E, o zaman sıkıntı da yok. Hatta geniş açıda sağlanıyor. 3'ün üç, karesi eşittir. 2'nin karesi artı 2'nin karesi şeklinde olan ifade de sağlanıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Mustafa Öğretmen'in tahtaya çizdiği ikizkenar üçgenin taban uzunluğu nedir diye soruluyor. Taban uzunluğu dediğimiz B'ydi arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle C han yaptı arkadaşlar. Evet geldik 7'ye. <laughs> Şekildeki uçurtmanın yapımında mavi, turuncu, yeşil ve siyah çıtalar kullanılmıştır. Mavi, turuncu, yeşil ve siyah çıta. Siyah çıta mavi çıtaların oluşturduğu köşeye açı ortay. Evet mavilerin oluşturduğu köşeye açı ortay olarak ve turuncu çıtalar mavi çıtalara dik olacak şekilde şekil üzerinde de belli. Aa, bu açı ortay. Kollar çizilen dikmeler eşit olmak zorunda hocam. 75 ise burası da 75'tir. 40 ise burası da 40'tır. Çünkü çizilen dikmeler eşit. Aynı zamanda ayırdıkları yerler de birbirine eşittir. Uçurtmanın çevresi kaçtır diye soruluyor. Yani 75 artı 75 artı 40 artı 40 isteniyor bizden. 75, 75, 150, 40 daha 190, 40 daha 230 mi yapıyor arkadaşlar? Evet cevabımız böylelikle balık esir oldu. Ve geldik 8'e. Geometri dersinde altını öğretmenin tahtaya çizdiği geometri sorusu ile ilgili aşağıdaki adımlar verilmiştir. Düzlemde dar açılı bir ABC üçgeni çiziliyor. Çizelim mi arkadaşlar? Yukarı çizeceğiz o zaman. Dar açılı bir ABC üçgeni çizelim bakalım şöyle. Çizdik. Dar açılı ama bu. Hop şöyle. Sonra ABC üçgeninde işleyen çemberin merkezi E olarak işaretleniyor. İşleyen çemberin merkezi E, işleyen çemberin merkezi neydi? İç açı ortayların kesim noktasıydı. Tamam, bunu aklımızda bir bu kenarda bulunsun. B açısından E noktasından geçecek şekilde bir doğru. Evet B'den E'den geçecek şekilde bir doğru çizelim diyor. Ve ne diyor arkadaşlar? AC kenarını kestiği yer D olsun diyor. İşte şurada D'de kessin diyor. Sonra Ali Bey uzunluğu 6 AD uzunluğu. Bakın Ali Bey uzunluğu 6 AD uzunluğu kaç vermiş? 2. Sonra DC uzunluğunu 3 vermiş. Bizden ne isteyin arkadaşlar? ED uzunluğu x kaçtır diye soruluyor arkadaşım bize. Şimdi bu E işte çemberin merkeziydi değil mi? Evet. E o zaman bu ne olmak zorunda? Açı orta olmak zorunda. Hocam 2'ye 3 oran var. Şuraya da A dersem. 2 bölü 3 eşittir. Tabandaki oran koldaki oran eşit olacak. 6 bölü A'dan. Ya da 2, 2 2'deki 6 olduysa 3 katı 3 katı. Burası da direkt 9 oldu diyebilirsiniz. İşler dışlardan da zaten A'yı 9 bulursunuz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama hocam benden şu isteniyor. Yani ben burada açı ortay uzunluğunu bulabilirim. Ama açı orta uzunluğunu bulsam ne olacak ki? Şuradaki oranı bulmam lazım. E işte çemberin merkezi ya. İşte çemberin merkezi sorularında eğer oran moran lazımsa e, diğer şunu da çizin arkadaşlar ya da A köşesinden olanı da çizin. Buradan geçen de yine nedir? açıortay ortay değil midir? Evet. E açıortay ortay bak açıortay ortay çıktı şu üçgende. 1'e 3 oran var. 3'e 9'dan dolayı. E 1'e 3'ten dolayı burası da 3x oldu mu? Oldu. E o zaman olay bitti. Ben şimdi 4x olayını söyleyebilirim. Açı ortay uzunluğunun formülü neydi arkadaşlar? Kollar çarpma eksi tabanlar çarpma. 6 çarpı 9 eksi 2 çarpı 3'ten 54'ten 4x ne eşit oldu? Kök 6 kere 9 54 eksi 6'tan 48'e eşit oldu. E o zaman 4x neye eşit oldu? 16 çarpı 3 yani 4 kökü eşit oldu. X de buradan kaç eşit olacaktır? Kökü eşit olacaktır. Dolayısıyla 8. sorunun cevabını da böylelikle Ceyhan bulduk. Ve bu testi de bitirdik 9. testi. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 10. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.